Hoş geldiniz. BIST 100 endeksinin grafiğine bir baktığımızda trendin dibine bugün değdi ve kalktı. Bugün sabah eksi 1 mi 2 mi neydi borsa? Ve artık oradan dip oluştu gibi gözükmekte. Baktığımızda şu dip şurası değmiş. Zaten şu ikisinin birleşmesiyle artık şu trend oluşmuş oldu. Bakın şurası da değmiş kalkmış. 1 tuttu. Şurası değmiş kalkmış. 2 tuttu. Şurası değmiş kalkmış. 3 tuttu. Buraya değdi kalktı. 4. kez de trendin dibine değmesiyle kalkması 1 oldu ve şimdilik bu yükseliş trendinin altına doğru hiç sarkmadı. Şimdilik 4 denemesinde de yukarı atmayı başardı. Dolayısıyla endeksin tahtacısı çok düzgün çiziyor tahtayı. Bakın bugün de buraya hafif böyle değiyor gibi olup kalktı. Dolayısıyla bence artık burası dip oldu. BIST 100 endeksi için. Buradan sonra yukarı doğru gidebileceğimizi düşünmekteyim. Muhtemel senaryoda şöyle biraz daha bir sürünebiliriz. Şöyle bir senaryo olabilir. Hatta şöyle de olabilir. Biraz daha hedefimizi yüksek tutacak olursak şöyle bir 179 falan olabilir yani. Bugün baktığımızda şöyle bir 200 günlük hareketli ortalamaya yaklaşıp kalkmışız ona değmeden, aşağısına dağıtmadan. Gerçi daha önce 200 günlüğün altına attıktan oldu. Bakın şurada 200 günlüğün altına atmıştı. Sonra hemen kalktı. Burada hafif altına attı, hemen kalktı. Durumlar bu şekilde. BIST 100 epey dinlendi. Şurada dinlendi, burada dinlendi. Herhalde bir 6 ay falan geçti herhalde. Dolayısıyla yeni zirvelere gitmek için hazırız. Trendin de dibine değdik. %70 ihtimalle buradan bir dönüş yukarı doğru gelecektir. Ya tabii böyle jet hızında uçuş olmaz da. Ya hani şöyle artık yavaş yavaş şöyle bir şeyler olabilir yani. %70 ihtimalle burası dip oldu artık bence. Geri kalan ihtimaller aşağı atıp şöyle bir 129.6 desteği yani 1296 desteği. Daha da kötü bir ihtimal daha da aşağı düşüp 120'ye düşmek ama bunlar çok az bir ihtimal. 120'ye düşme ihtimali bence çok az. Yani kaç bir ihtimal? %5. BIST 100'ün 120'ye düşme ihtimali %5. %70 ihtimal. Bugün dipi gördük. %25 ihtimal 129'a düşecek. %5 ihtimal de 120'ye düşecek. Tahminlerim bu şekilde. En güçlü olasılık buranın dip olması artık. Dolayısıyla böyle kenarda köşede parası olan işte borsa düşse de düştükten sonra bir dinlense de borsaya girsem diye düşünenler için düşünülebilecek yerler ama tabii süper alım yeri asıl hani 120'ye düşmesi ama o da çok zor bir şey. Hani borsa 120'ye düşsün diye beklerken bir bakmışsın 180'e gidecek belki. Bilemezsin. Bu yüzden parça parça alım satım düştükçe eklemek gibi şeyler düşünülebilir. Düştükçe eklemek, yükseldikçe satmak. Bu şekilde taktiklerimizi geliştirebiliriz. BIST 100 konusunda pozitifim. Mesela bakalım şimdi Vakıfbank'ın PDDD'sine bakalım 0.29. Şimdi bu ise zaten Ederin 3'te 1'inden bile ucuz. Daha nereye düşecek bu ise? Türk Hava Yolları'na bakalım. Bakın PDDD 0.42. Şimdi bu hisselerden nereye düşecek? Ha, evet bu hisseler aslında hep de ucuz değildi. Yani Türk Hava Yolları birkaç yıl önce çok daha yüksekti fiyatı. Yani bu hisseler hep ucuz değildi. Tabi belli bir süredir ucuz epey de. Ya ama şimdi daha da düştü. Şimdi daha da ucuzlaştı. Artık daha nereye düşebilir yani bu hisseler. Dolayısıyla BIST 100 konusunda pozitifim. Bugün de trendin dibine değdi. Artık umarım şöyle bir hareket görürüz BIST 100 endeksinde. Tabii şimdi bazıları diyecek ki işte ülke gündemi şöyle kötü, ülkenin durumu böyle kötü bilmem ne. Ülke BIST 100 157'deyken çok mu düzgündü ülke? Daha önce de çok düzgün değildi. Endeks 157'ye nasıl gitti o zaman? Ya dolayısıyla arkadaşlar bunlar bahane. Endeks yükseliyor, sonra düşüyor. Düşüyor, sonra bir daha yükseliyor. Bu şekilde gidiyor bu iş. Ya bu hep böyle oldu, böyle olmaya da devam edecek. Bunu çok fazla sorgulamaya gerek yok. Yükseldiği için düştü. Düştüğü için yükselecek. Bu kadar basit. Zaten bu sebepler de borsanın hareketinden sonra ortaya çıkıyor. Yani işte diyelim borsa düşüyor sonra birileri diyor ki şu sebepten düştü. Sonra borsa düşüyor.
Birileri sebep bulamıyor. Bu sefer diyor ki kar satış. Dolayısıyla bahane çok. Borsa yüzünde grafiğine birileri çiziyor çok açık bir şekilde. Bakın şu dip, şu dip, bunları birleştirmekle çektik trendi. Bak buraya değip kalkmış. Değip kalkmış, değip kalkmış, değdi kalktı. Bu grafiği birisi çiziyor veya birileri. Çok açık. Bunun da hangi aracı kurum olduğunu veya kurumlar da olabilir. Herkes biliyor. En çok para kimdeyse onlar çiziyor grafiği kafalarına göre. Dipten al, tepeden sat mantığıyla. Endeksi düşür, hisseleri düşür, milleti panik et, stop ettir, topla bir daha kaldır şeklinde. Onlar da bu şekilde para kazanıyor. O zaman millet de zararına satmayacak o zaman. Millet zararına satmazsa bu endeks böyle sert hareketler yapmaz bence. İşte ne olmuş? Merkez Bankası başkanı kovulmuş, bilmem ne endeks çakıldı. Şimdi Merkez Bankası başkanı değişince firmalar mı battı? Ereğli mi battı? Ne oldu? Ereğli Demir Çelik Fabrikası battı mı Merkez Bankası değişince? Yok. Garanti Bankası battı mı? Yok. Türk Hava Yolları battı mı? Batmadı. Petkim battı mı? Batmadı. O zaman niye borsa düştü? Çünkü kar satışı. İşte borsa yükselince düşürmek için bir sebep lazım. O sebep de bulununca çat aşağı gidiyor. Bu kadar basit. Dolar yükseldi, borsa düştü. Bu da çok saçma. Dolar yükselince niye borsa düşsün ki? Ya düşüyor ama neden düşüyor? Borsa yükseldiği için düşüyor. Hani sebep bulunuyor düşürmek için. Milletin stop olması için bir sebep bulunuyor ve çat basıyorlar aşağı. Millet de çat 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 stop oluyor. Onlardan malları. Ya tabii aracı kurumlar burada mal toplamaz çünkü neden? Milletin daha da satacağını biliyor. Adam gelir burada toplar malları. Dolar yükseldi diye Kozal batmıyor. Kozal daha da para kazanıyor. Altın daha da değerleniyor dolar yükselince. Kozal'ın bilançoları daha da iyi olacak altın yükselince. Dolar yükselince ama niye düşüyor o zaman? Endeks çakınca niye Kozal da düşüyor o zaman? İşte kere silkeleme. Çünkü endeks yükseldi. Düşmesi için de bir sebep lazımdı. O sebep de bulundu. Ya aslında bence yeterli bir sebep değil de milleti panik etmek için yeterli bir sebepti. Neyse endeks çakıldı, dinlendi. Artık kemerleri bağlasak mı acaba diye düşünmekteyim. Kademeli alım, portföy çeşitliliği bunlar çok önemli. İzlediğiniz için sağ olun.